edebileceğiniz ve hani biraz bizlerden bahsetmek lazım. Şu anda Cizre gerçekten hani bir ilçe olarak görülüyor. Ancak Cizre'nin tarihi 6700 yıldan beri var. Asıl Akkad Elen Babil yazıtlarında Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yani Allah tarafından Anu Addad'ın Utnaf İçtin ve Ziya Sudra ile eşini Cennet Adası'na gönderdiğini, bu Cennet Adası'nın sına 3 tane su aktığını söylüyorlar. Şimdi buranın ismi Arapça'da Cezire, ada demek. Burası eskiden Cennet Adası'ydı. Dişle bütün Cizre'nin etrafını dolanıyordu ama maalesef 1965 yılında belediyenin almış olduğu bir kararla önü kesildi. Düz gidiyor Şeyh Suriye Arap'ı. Eskiden burada biliyorsunuz ormanlar vardı. Sultan Abdülhamid Hazretleri Medine ve Bağdat'a treni götürdüğünde o zaman Uzun Mehmet kömürü bulmamıştı. Bu yüzden tren ağaçla gidiyordu. Ağaç yapıyordu. Biz Urfa'dan Dicle Nehri'ne kadar bütün ağaçlarımızı trenlere sattık. Köklerini de annelerimiz tandırlarda yaktı. Onun için biz şeysiz kaldık. Ağaçsız kaldı, Cennet Adası gitti, Cennet kaldı, yani ada kaldı. Ama yine biz kazandık. Çünkü eskiden biz fazla hububat, buğday, arpa, mercimek ekemiyorduk. Yer azdı. Bu sefer hepsi bir tahıl ambarı oldu. Yani kabulümüz. Şimdi Hazreti Nuh Aleyhisselam dönemindeki ismi Dilmun. Tabi bazı Avrupalı yazarlar bunu Umman'a götürüyor. Orada Dilmun var. Fakat orada üç su yok. Bir de gemi orada durmamış. Nuh Aleyhisselam orada değil. Evet, Nuh Aleyhisselam'la eşi burada biliyorsunuz. Oğlu da İdil'in bir köyü var, Banu orada. Torunu orada. Oğlu da Derebun var. Irak'ta, Zahu'ya yakın bir Hristiyan köyü Derebun. Orada oğlu. Evet. Türk Artuklular 1112'de. Türk Zengiler 1140'da ve daha sonra biliyorsunuz 1260'dan 1517'ye kadar yerel yönetimler diye bir devlet var. Azizan Botan Beyliği, başkent Cizre sınırlarımız Van Arpus Dağı'ndan Şengal'ın birine kadar Bitlis ile Siirt buranın birer ileriydi. 1517 yılında 25 tane Kürt beyi kendi havalarında toplanıp dediler ki biz İran ile Osmanlı arasında kalmışız. Ya onlar bizi alacak ya biz tamamıyla ortadan kalkacağız. Şeyh İdris-i Bitlisi'nin vasıtasıyla bu 24-25 Kürt beyi bir mektup yazdı, bir belge imzaladılar ve Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler dediler ki biz iç işlerimizde özgür, dışta size bağımlı olmak istiyoruz. Yavuz Sultan Selim buna çok sevindi. Herkesin beyliğini tekrar iade etti. Asıl ve nasıl? Yani bir beyi indirmek ve tahttan çıkarmak yörenin hakkıydı. Bu da Yemen gibi, başka yerler gibi asıl nasıl bizim elimizde olsa ona kaldı. Ve biliyorsunuz Cizre tarihte ilk çağlarda adı olan Garzu Bakar'da, Bacar Pırda, ondan sonra petrol yeri olduğu için Bazilda. İslamiyet'e kadar buranın ismi Bazilda. Yani petrol yeri, petrol yeri. Ama İslamiyet gelince buranın ismi değiştirildi. Cezire yaptı. Cezire yani ada. Daha sonra Abbasiler döneminde bir tane vali, Hasan ibn Umar el-Tadribi buranın valisi olunca buradaki bütün bu surları, burçları yeniden tekrar kaldırdı. Yeniden köprüler, kervansaraylar yaptı. Bu sefer Cizre'ler dediler, buna da yıldız verdiler tabii. Yeni verdiler. Arapların yanında Cizre'nin ismi Cezir. Yani Ömer oğlunun adası. Daha sonra buranın sahibi, burayı yapan zat, o bizim bahsettiğimiz Cizre kralı, ikinci şarabını belirledi. Adına Cizre'lerden de Cezire-i Şarab dedi. Daha sonra Botan bölgesinde olduğu için bu ada, Cezire Botan dediler. Yani Botanlıların adası. Birinci İlülü döneminde bazı isimler, şehirler, dağlar değiştirildiğinde bizim torpilimiz vardı. Buranın ismi değişmedi. Cezire, Cizre oldu. Cizre, Arapçada küçük adacık demek.
Sizce sular mı? Şimdi burası neden kırmızı medrese? Burayı kim yaptı? Bunu söyleyelim. 1478 yılında Akduyumlular Cizre bölgesinin tamamını işgal ettiler. 30 yıl onların hakimiyeti altı, rahat aldı. İçerisinde büyük bir eğitim gördüler, savaş eğitimi gördüler. Ve ikinci Şerif bin Bedreddin mihrapta dua etti. Bu Herakul, Gabar ve Cudi köylerinde duruyorlardı. Dedi ki ya Rabbi, bir daha benim ülkemi, başkentim Cizre'yi bana nasip edersen, ben nereden Cizre surlarını yararsam, sana orada bir mescit inşa edeceğim. Ya Rabbi var, sancar var, pervane fırtmak et fera. Ya Rabbi var, sancar var, pervane fırtmak et fera. Hoş muhbeti habetin ar, ya Rabbi tuni dermanimin. Hoş muhbeti habetin ar, ya Rabbi tuni dermanimin. Sancar hevar endikimi, ya gehda. Sancar hevar endikimi, ya gehdari alemi. Derman bike bielemi, ya Rabbi tuhi dermanimin. Derman bike bielemi, ya Rabbi tuhi dermanimin. Bunun altında kolun hiç yok, sütun hiç yok ve arasında da hiç demir yok. Ters şeylerin, taşların kilitlenmesiyle yapılmış. 1508'den beri böyle duruyor. Yüzahtı. Dışarıda söylediğim gibi bundan Mardin'de yüzahtı falan da var. Başka bir yerde yok. Evet. Burası bir tilavet yeri, bir okuma yeri, Kur'an yeri. Altta Şahmet Hacezeli Hazretleri var. Kendisi hem muhaddis hem şair. Onun Kürtçe divanı var, 2000 beyitli dünya klasikleri içerisinde. Bir de diğer 6 kişi Cizre Kralı'nın akrabaları, oğlu, gelini, kayınbabası benzeri insanlar var. İşte Cizre'de buraya gelip bu kenarlarda, adalarda okullar Kur'an okuyorlardı. Bazıları sesli Kur'an okuyorlardı. Akustikle konuştuğumuz çok güzel bir yer. Camiler fikir. Evet, evet, evet. Burada önemli bir şey daha var. Onlar değil, başkaları konuşuyor. Evet. Bakıyor bu şey, bu havuz. Ama neden buradayız? Bunu mu çilecek bu iş? Yok. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Allah razı olsun. Lütfen. Evet, başlıyoruz. Biliyorsunuz Cizreli 90 tane El Cezeri var. Soyadı El Cezeri olan. Dünyaca meşhur. Dünya klasiklerinde isimleri olan bunlardan bir tanesi İsmail Ebu'l-İz El-Cezeri. Bu şimdi hani bir uçak yapılıyor ya, isim veriliyor. O bizim Cizreli. El-Cezeri, Cizreli. Şimdi o Allah razı olsun. Selçuk bayrakları yaptı. Evet. O şimdi her şeye, medreseye, her okula, her camiye böyle bir sistem kurmuş. Bir kuyu, etrafında bir tane merkep dönüyor. Onun eğerinde bir tane demir var. O demir kuyunun içerisindeki iki çarka bağlı. Bir çarkta 26 tane kova var. Hayvan bir sefer döndüğünde o çark şeyleri, kovaları çeviriyor. Bir kova dalıyor. Yukarıdaki kova da oluktan buraya su koyuyor. Yani elinizde foton, pozitron, elektrik yokken 6 metre yerin dibinden su çıkarıyorsunuz. Ve her zaman kışın ılık su, yazın serin su, bu öğrenciler, öğretmenler bundan yararlanıyor.
yapımı. Yani Hazreti Aleyhisselam'ın bir şey ama o eski yapı değil. Bunu anlattıktan sonra şeye başlıyoruz. Nuh Aleyhisselam. Dizel 1915'e kadar oluyor. Farsça, Latince, Kürtçe ve Türkçe biliyordu. Kitabını tabi o zamanki bilime göre Arapça yazmış. El-Cami'u beynel elmi vel amel ennafiyuhu sanatı diye. Bu kitap biliyorsunuz onun bir termosu var. Aynı anda sıcak su, soğuk su, ılık su döküyor. Daha böyle bir termos yok dünyada. Onun yapmış olduğu şifreli tasa bugüne kadar çözülmüş değil. Ben demiyorum. Bunu Profesör Doktor Abdül Ali diyor. Evet. Kendi döneminde birli, ikili, dokuzlu robotlar yapmış. 8 tane robot, her birisi bir enstrüman çalıyor. İlme gücü, kaldırmak ve de hava gücü. Evet. Biliyorsunuz 6 metre yerin dibinden su çıkarmak. 20 metreye kadar yukarıya yani nehirlerden ve göllerden su fışkırtma teknikleri, fıskiyeler, çocuk oyuncakları, filli saat, ondan sonra maymunlu saat, havuz kuşlu saat, demir saat, Diyarbakır Ulu Cami'deki taş saat.